Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeri Risalesi'nden tasavvuf terminolojisindeki kavramlardan makamlar ve halleriden devam ediyoruz. Dua. Dua bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüye, aşağıdan yukarıya, arzdan, arzılardan semalar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua, sebep ve vasıtaları aşarak hem Allah'ın kudretine itimadı hem de beşeri zaafı ilandır. Dua hakkındaki ayetlerden bazıları şunlardır. Rabbinize için için yalvararak başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Araf suresi 55. ayet. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki size karşılık vereyim. Yunus suresi 60. ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Duanın gafletten uzak ve huzuru kalple yapılması lazımdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalbi gaflet içinde bulunan kulun duasını kabul etmez buyurmuştur. Bir defasında Hz. Musa aleyhisselam, gariban bir halde dua eden birisini görünce onun halini acayip, Ya Rabbi, elimden gelse o kimsenin ihtiyacını görürdüm dedi. allah Teala ben senden daha merhametliyim. O kulun bana dua ediyor ama kalbi hala koyun sürüsünde kalbi benden başka yerde olanın duasını kabul etmem buyurdu. Bunun üzerine Hz. Musa o adama gidip durumu anlattı. Adam kalbini başka şeylerden sıyırıp hakkı öylece teveccüh etti. Allah da onun duasını kabul buyurdu. Dua ihtiyacın anahtarı, sıkıntıda olanların rahatlatıcısı, darda kalanların sığınağıdır. Dua günahları terk etmektir, sevgiliye arz edilen iştiyaktır. Hakkın huzuruna utanarak çıkmaktır. O kul ile Allah arasında bir nevi haberleşmedir. Dua günahkarlar için Allah'ı merhametine mazhar olabilmek için kullandıkları bir merdivendir. Dua kulluk bilinciyle acziyet ve fakriyet halinin Allah'a arz edilmesidir. Yahya bin Muaz'ın rahmetullahi aleyh şu sözü duadaki tutumu çok güzel ifade etmektedir. İlahi ben asi bir kul sana nasıl dua edebilirim? Sen kerim iken ben nasıl olur da sana duadan geri kalabilirim? Günahlarımızdan ötürü Rabbimize yönelip dua etmeye yüzümüz olmayabilir ama Rabbimiz sonsuz kerim, cömert ve merhametli iken ondan kendimizi nasıl müstahane tutabiliriz? Kul, diliyle duadan dur olmamalı, kalbiyle de rızadan başka yerde asla bulunmamalıdır. Avamın duası dille, hasların duası fiil ve davranışla, haslar üstü hasların duası ile hal iledir. Duayı terk etmek dinen hiç hoş görülmemiştir. Dua ettikten sonra eğer o duanın kabulüne şahit olunursa hemen rıza ilahinin de istenmesi makbuldür. Kim bilir belki o vakit duaların kabul edildiği bir vakittir. Yine Sehil bin Abdullah kabulü en yakın duanın hal duası olduğunu söylemiştir. Hal duası istenilen şeye son derece muhtaç ve muzdar yani çaresiz bir halde edilen duadır. Bu hadise muzdar halde yapılan dua ve ona icabete güzel bir örnektir. Bir defasında bir kadın Hazreti Cüneyd'e gelerek kaybolan oğlunun bulunması için dua edivermesini rica etmişti. Cüneyt ona git sabret dedi. Kadın gitti bir müddet sonra tekrar gelip ricasını yeniledi. Aynı cevabı aldı. Bu olay birkaç defa tekrar etti. Kadın son gelişinde artık sabrının kalmadığını söyleyip dua talebini yeniledi. Cüneyt ona eğer durum senin dediğin gibi ise oğlun dönmüştür dedi. Kadın eve gidince gerçekten de oğlunu evde buldu. Cüneyde rahmetullahi aleyh bu defa da de teşekkür için gidince oğlunun geldiğini nasıl bildiğini sordu. Hazreti Cüneyt ona şu ayeti okuyarak cevap verdi. Muzlar halde kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren kimdir? Suresi 62. Ayet Duanın hak katında makbul olabilmesi için rızkın helal olması da gayet önemlidir. İnsanın yiyip içtiği şeylerin durumu mutlak surette onun duasını tesir etmektedir. Kettani şöyle demiştir. Allah bir müminin diline özür dilemeyi nasip etmişse ona mağfireti de nasip etmiş demektir. Bir de insanın zulümden, birilerine zarar vermekten, kul hakkı yemekten sakınması gerekmektedir. Şu olay bu denileni teyit eden yaşanmış bir vakadır. Bir şehrin valisi olan Yusuf bin Leys hastalanmış. Hastalığına bir türlü şifada bulunamamıştı. Ona Sehil bin Abdullah ismindeki salih zatın dua etmesi durumunda miiznillah şifaya mazhar olabileceği söylendi. Hazreti Sehli çağırıp valiye dua etmesini istediler. Sehil, hapishanede bunca mazlum insan yatarken senin hakkındaki duam nasıl kabul olsun dedi. Hapishaneyi boşalttılar. Sehil, ya Rabbi bu zata mahsiyet ve musibetteki zilleti gösterdiğin gibi tahttaki izzeti de göster, ona şifa ver diye dua etti. Vali derhal sıhhatine kavuştu.